Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Enteresan bir günü geride bıraktık. Yeni günün ilk saati de geride kaldı. Şimdi sizlerle geride bıraktığımız bugündeki karşılaşmaları konuşacağız tabii ki. Hem Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını hem Denizlispor-Galatasaray mücadelesini hem de Fenerbahçe-Sivasspor maçını. Çünkü şampiyonluk yarışında adeta kartlar yeniden dağıtıldı. Konuklarım Turgay Demir ve Volkan Demir. Hoş geldiniz. Sen hep bizi ağırlıyorsun. Yok ben bir, iki Turgay arasında ya da iki, i̇ki demir, demir arasında, arasında kalıyorum. Aslında. Evet öyle günler yani, denk geliyor. Turgay Demir'in kombinasyonlarıyla zannediyorum Evet. yayın evet. hayatına devam ediyoruz. Ya adımla, Turgay Demir'siz ya son... yapamıyorum ama. Ya adımla ya soy adımla bir şey yapıyorum. Bir yerden yapayım. yakalıyor. Aynen evet. öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız inşallah? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de çok inşallah. Siz efendim? Çok iyiyiz Allah şükürler e, olsun. E daha da nasılsınız? Bir saat boyunca birlikteyiz. İzleyicilerimize hemen şey şunu hatırlatayım. Turgay abiye bırakırsam bir saat boyunca daha da nasılsınız der. Yani <laughs> evet. <kutma> falan konuşmadığını <laughs> söyleyeyim. İki Trakya'da öyle olur. öyle. <laughs> ne yapıyorsun ben ne yapayım ben. Ya. <laughs> Aynen öyle abi. O yüzden hemen de davet edeyim son sayfa etiketine bu bir saat boyunca oynanan karşılaşmalarla ilgili şampiyonluk yarışı ile ilgili hem sorularınızı hem görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Eminim Volkan Demir tribündeydi Fenerbahçe maçında onun da anlatacağı çok şey var. Bir yandan Turgay Demir de heyecanla sözü ona vermemi bekliyor çünkü söyleyecek çok şeyi var. Sizlerin de sorularını tabii ki bekliyoruz. İlk olarak ben bir... Herhangi bir maçla başlamak yerine bu enteresan akşamı şöyle genel bir değerlendirmeni isteyeceğim senden Turgay evet. Demir. Ya aslında muhtemelen saha içinde şunlar hep dolaştı. Fenerbahçe gol yedi. Beşiktaş gol yedi. Beşiktaş beraberliği evet. sağladı. Galatasaray 2-0'da 2-1 oldu. Orada bu muhabbetler hep oldu. Bununla ilgili Volkan Demir'in söyleyeceği bir şey var zaten. Var var. Gerilim Sen filmi gibi, gerilim filmi gibi. Yani Beşiktaşlı oyuncular da gergindi. Fenerbahçe oyuncular da gergindi. Bana göre Galatasaray'a da gergindi ki çok zayıf bir rakiple oynamanın avantajını yaşadılar. İşte i̇ki penaltı kaçırdılar. Biri tekrarlandı gol oldu. Evet. Yani normalde Muhammed de penaltı kaçırmaz. Emrah Kova da kaçırmaz. Yani o gerginlik bunlar. Dolayısıyla önünden yiyemiyorsun. Aklın başka yerde. Beşiktaş'ın gereksiz bir gerginliği vardı bana göre. arkasına sağına soluna bakmadan önüm arkam sağım solum sobe deyip gitmesi lazımdı. Ee, bu şu yalanı çok sık söylüyoruz. Ya, bizim ekranlarda çok sık söylüyoruz. Çok kişi söylüyor. Ben böyle lig görmedim diye. Son 10 yıldır hep söylerler. Her sene aynı lig olur aslında. Ama ilk defa böyle bir lig görmedim <laughs> diyorum yani. böyle bir lig e, görmedim. Son haftaya e, Avaraj Beşiktaş'la Galatasaray'ın böyle iki tane oyunu var. Avaraj'da Galatasaray bir ikinci oldu. 91-92 senesi. Avaraj'da bir de Avaraj'da Galatasaray şampiyon oldu. Namuhalip ikinci oldu. Avaraj'a şampiyon oldu. İşte o Avaraj'a şampiyon olduğu seneden Malatya Spor'un Beşiktaş'a borcu var. Bir şampiyonluk borcu var. Ee, Malatyalı oyuncular o şampiyonluğun hikayesini çok anlattılar <laughs> televizyonlara çıkıp. Şey başta olmak üzere. Şehmuz kardeşim. Biz teşvik primi aldık. Öyle oynadık diye. Ondan sonra e, dolayısıyla Malatya ben çok dostum var. Bir de en çok gittiğim ildir benim Malatya. Bir dönem bir arkadaşım gazete yapıyordu ona yardım da ediyordum. Ee, Sahimizin Malatya severim. Mert'tir Malatya insanı. Borcunu öder. Yani bu hafta Malatya e, tofaşlarla değilse de futboluyla borcunu ödeyecektir yani bu hafta. Diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yaptı Turgay Demir. Peki Volkan Demir sana döneyim. Herhalde bu akşam oynanan 90 dakikalar öncesinde çok daha farklı şeyler düşünüyorsundur. Yani e, açık konuşayım. 1988-89 sezonu 103 gollü Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezondan bu yana. Yani ben 7 yaşından itibaren futbolla ilgilenmeye başladım. O sezondan bu sezona e, Türk futbol tarihinin yani son 31 yıl oluyor herhalde. 32 yıl oluyor. Son 32 yılın bence en ilginç gününü yaşadık. Bence daha ilginç bir gün yoktu. Evet Fenerbahçe son haftada şampiyonluk verdi efendim çok büyük puan farkları kapandı. Şampiyon şu takım denirken bir anda son 5 haftada bir anda işin rengi değişti. Ama aynı anda hem birincinin hem ikincinin mağlup olduğu ve devamında üçüncünün şampiyonluğun bir numaralı favori ya da şampiyonluğun en ağır favorilerinden biri haline geldiği birlik ben hatırlamıyorum. Şimdi burada geçmişte mesela var. Fenerbahçe'nin Ankara'da Ankara Spor yenildiği, e, Galatasaray'ın İstanbul'da Gençler Birliği'ne yenildiği bir hafta var ama üçüncü yoktu orada. Yine Fenerbahçe puan farkını koruduğu için kalan haftalara e, avantajlı girmiş ve şampiyon olmuştu. Burada bu hafta dolayısıyla şampiyonluğun değişme ihtimali var. Öyle bir şey söylüyorsun ki bu söylediğin oluşan durum son haftada Fenerbahçe için de oluşabilir ama. Çünkü evet. çok zor da olsa Fenerbahçe'nin de şansı tamamen. Şimdi Fenerbahçe'ye şey ayrıca gelirim. Ama e, genel değerlendirme yapayım. Genel değerlendirme bu akşam itibariyle Galatasaray çok çok büyük bir avantaj yakaladı. Evet. Ha, diyeceksin ki hala artı iki yazıyor puan durumunda Beşiktaş'ın. Ama açık ve net söyleyeyim. Beşiktaş son 11. E, son 11 maçta 6. puan kaybını yaşadı. Şimdi de bu boyutu var. Evet Abu Bakar yok. Evet sakatı çok, cezalısı çok çok fazla eksikler yaşadı vesaire Fakat şöyle bir gerçek var ki Beşiktaş ligin sonunu getirmekte büyük sıkıntı yaşadı. 5 artı 3'tü. Değil mi? Fenerbahçe ile evet. eksik maçlar da vardı. 5 artı 3'tü. Galatasaray'da da 6 artı Yalnız Beşiktaş'ın başına gelen şöyle söyleyeyim. Abi bütün hepsini Ay, katarak söylüyorum. Söyledeki Bedevi kardeşim hani var ya kutup ayısını ya karşılaşan. bütün hepsini katarak söylüyorum. O bile Şu anda beşik, dün mi akşam da tarihini piyango Serhan Türk de burada yayındayken söyledim. 11, 12, 13, 14 var Beşiktaş'ta. 15. yok oyuncu. Yoku bırak. Olanlara gitti. İşte Enkudu iyi oynadı öbür hafta yok. Lerni iyi oynadı öbür hafta yok. Töre yok. Cenk vesaire. yok. Töre yok. Oğuzhan yok. çok. Yedeğin yedeği yok. Aynen öyle ve yedin yedin özellikle be... birçoğu ön taraf yani hücumu iş yapabilecek adamlar. Gezal oynamadı bir hafta. Doğru. Atiba yok. Beşiktaş büyük talihsizlikler yaşamıştır. Bununla birlikte de şöyle bir matematiksel gerçek var. 11. maçında son 11 maçta 6. <laughs> puan kaybını yaşadı Beşiktaş. Evet. Şimdi e, ben şu stratejiyi de anlamadım. Beşiktaş'ın ikinci 7. ikinci gol. Ya adamın orada Amiyane tabirle söylüyorum. Ayağını eline ver. Ayağını eline ver. Maçı 1-1 bir bir bitir. Bir puan sana hiçbir hesap yaptırmıyor. 1-0'a şampiyonsun Göztepe maçında. 1-0'a şampiyonsun Göztepe maçında. Ee, bu stratejiyi de niye belirleyemediler? Üstelik rakip bir kişi eksikken. Hani kazanalım duygusu neden hakim oldu? Kadıköy'de Fenerbahçe 2-0 mağlupken hele. Ee, bu da enteresan. Yani bu da panik mi artık, tecrübesizlik mi diyeyim? Ne diyeyim? Bence e, birbiri koruması lazımdı Beşiktaş'ın. iki aramaktan çok. E, temel olarak bunu düşünüyorum. İkincisi, Fenerbahçe'nin çok açık ve ne söyleyeceğim? Sen biraz daha e, nasıl söyleyeyim? İhtimal bıraktın ama ben e, Fenerbahçe'nin sezon üçüncü tamamladığını düşünüyorum bugün itibariyle. Ya ben matematiksel olarak söyleyeyim. Matematiksel Tabii ki çok zor. Matematiksel olarak bir ihtimal var ama ben e, bu matematiğin dışında bir yorum yapayım o zaman. Fenerbahçe sezonu 3. tamamlamıştır. Bu akşamki skor dolayısıyla, bu akşamki oyun dolayısıyla